senle alabilirsen röportajı sen yapabilirsin. Bakmadım. Azmak Nehri gerçekten doğasıyla gerek su altı gerek su üstüyle bulunmaz bir cennet ve biz de buraya Musfat Derneği'nin davetiyle geldik. Çünkü evet su üstü çok güzel, hepimiz kenarını çok beğeniyoruz, buraya çok fazla ziyaretçi geliyor. Fakat suyun altı güzel olduğu kadar aynı zamanda kirlenmeye yüz tutmuş. Ben kısa bir dalış yaptım sabah ve su altında fotoğraf ve video şeklinde görüntülemeler yaptım. Ve suyun altında her dalışımızda mutlaka şişe, plastik atıklar. O kadar çok aklınıza gelip gelemeyecek şey var ki buraya çok daha bizim özenli, korunaklı yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü burası çok özel bir bölge. Buranın ekolojik dengesini korumamız lazım. Gelecek nesillere böyle bırakmamız lazım. O yüzden buranın hem su altı hem su altı su üzeri güzelliğini göstermek adına küçük bir sergimiz olacak. Dilerim bu kadar doğası müthiş bir yeri hep birlikte daha iyi koruruz. Su gerçekten çok soğuk. Bir Antarktika olmasa da yine de bizi üşüttü. Ben de şimdi biraz ısınmaya çalışıyorum. İkinci dalışımıza başlayacağız. Biz Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği olarak Azma uzun yıllardır böyle bir proje yapmayı düşünüyorduk. Temiz kalmasıyla ilgili. Azmak Temiz Kalsın projesini de 2-3 ay önce aklımıza geldi. Şahika Hanım'la yapmayı düşündük. Kendisiyle görüştük. Sağ olsun seve seve kabul etti ve Akyaka'ya davet ettik, geldi. Burada şimdi dalacak. Biz burada Azma'nın su altı güzelliklerini de göstermek istiyoruz. Ne kadar kirlettiğimizi de göstermek istiyoruz. Bir farkındalık oluşturup buraya gelen misafirlerin biraz daha titiz davranmasını, temiz davranmasını istiyoruz Azma. İnşallah bir amacına ulaşır ve Azmak bundan sonra en azından bu şekilde kalır. Amacımız bu. Teşekkür ederim.